Şimdi tabii şöyle başlayalım. Yunanistan'la ilişkiler hangi boyuta gelecek? Hepsi tabii müzakere sürecine gideceğiz mi? Konuşulacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bir hayli önemli. Ne olacak bundan sonraki süreçte ve Türkiye elindeki kozları kullanır mı? Brüksel'de bir toplantı gerçekleşecek 24-25 Eylül'de. Buraya gitmeden önce hangi adımları atacak her iki tarafta? Hepsi konuşulan başlıklar arasında. Sizle başlayalım Sayın Yılmaz. Nasıl görüyorsunuz bundan sonraki süreci? Hızlı bir şekilde aslında biz haftalardır savaşa mı gideceğiz, müzakereye mi gideceğiz? Sanki biraz müzakereye yakın gibiyiz, değil mi artık? Açıkçası diplomasi çalışacak. Hani müzakere konusu çok dikkat edilmesi gereken, dikkatle yönetilmesi gereken, belki de kelime olarak çok dikkatli kullanılması gereken bir kelime. Zira henüz neyin konuşulacağı konusunun ben tam anlamıyla ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Çünkü biz Yunanistan'la bir şeyi müzakere edeceksek onun ne olduğu son derece önemli. Yani sadece Yunanistan'ın tezleri üzerinden Doğu Akdeniz konusu konuşulacaksa bunda da müzakere olmaz. Çünkü bizim Yunanistan'la geçmişten gelen, çözülmesi gereken çok önemli konularımız var. Dolayısıyla bütün bu konular etraflıca masaya yatırılacaksa ve uluslararası hukuk kapsamında herhangi bir dayatma olmaksızın, bir yaptırım tehdidi olmaksızın, Macron'un çıkışları gibi enteresan çıkışlar olmaksızın hukuk çerçevesinde ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınacaksa yani müzakere kelimesi kullanılabilir. Ama ben şu anda diplomasinin işlemeye devam ettiğini, diplomatik adımların işlemeye devam edeceğini öngörebiliyorum. Böyle görüyorsunuz. Çünkü Şimdi bu bunları çok geniş bir kritik bir şekilde... süreç yani onu Evet. dikkatli seçmemiz lazım kelimeleri. Şimdi bunları geniş bir şekilde açalım. Sayın Eraydın, siz nasıl bir süreç görüyorsunuz? Boğazlar konusunu konuşacağım. Aslında buraya bir böyle hızlıca geçelim. Ardından Türkiye'nin elindekiler neler? Mesela yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını sıklıkla tartışıyoruz, konuşuyoruz ama Türkiye'nin elindeki hamleler de bir hayli önemli. Sayın Eraydın, siz nasıl bir süreci öngörüyorsunuz? Bir maratonun başlangıcındayız aslında. Bu başlangıç kasılmaları öyle söyleyeyim. Tabii konu Doğu Akdeniz olarak başladı. Ama Yunanistan tercihen zannediyorum içinde bulunduğu uluslararası desteğin de şeyinden ittirmesiyle Ege sorunlarını bu Doğu Akdeniz meselelerinin arkasına kattı. Çünkü hatırlayın bundan 2 ay evvel biz sadece Doğu Akdeniz'deki durumu konuşuyorduk. Şimdi bir şekilde Ege konuları da buna katılmış oldu. Tartışmanın başlangıcında ben şuna dikkat çekmek isterim. Doğu Akdeniz'de tartışacaklarımız ve Ege ile ilgili tartışacaklarımızı birbirinden ayrı görmemiz, ayrı düşünmemiz lazım. Çünkü Doğu Akdeniz'de tartışılacaklarda esas taraflar, efendim Kıbrıs'tan başlayıp İsrail böyle işte Suriye, Lübnan, Libya'ya kadar olan konudur. Ege konusunda ise yegane muhatabımız Yunanistan olacaktır. Dolayısıyla ikiye ayırarak ilerleyelim derim. Evet, Sayın Karakuş'u sizinle devam edelim. Siz kısaca bundan sonraki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir tablo var önümüzde? Malumunuz çatışmayı efendim bir yerde durdurma toplantıları devam ediyor. Beşincisi devam edecek. O şekilde şimdi o bir defa tam sonuçlanmamış vaziyette. Çatışmayı önleyici sistem kurulması Ege'deki gibi daha henüz sonuçlanmadı. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin toplantısı da daha henüz ne gibi yaptırımlar olacak mı olmayacak mı konuları ortaya konmadı. Tabii şimdi zaten Avrupa Birliği'nin elinde ben bunu daha önce de izah etmiştim. Savunmayla ilgili bir yaptırımı yok. Çünkü bütün savunmayla ilgili yaptırımları adeta ambargo konumuna soktular. Ne efendim bizim milli muharip uçağın motorunu veriyorlar Avrupa Birliği, ne aynı zamanda tankımızın motorunu veriyor, ne de efendim yüksek irtifa hava savunma sistemiyle ilgili Fransa'nın birlikteliği devam ediyor. O nedenle bir de tabii ki Amerika'nın F-35 konusundaki ambargosu yalnız hava kuvvetlerini ilgilendirmiyor. Aynı zamanda deniz kuvvetlerimizin Anadolu Trakya gibi yapmakta olduğumuz büyük gemilerin üzerine koyacağımız uçakların da ne olacağı meçhul bir noktaya taşınmış vaziyette. Yani savunma açısından herhangi bize zaten bir ambargo konamaz. Ama diğer yönü hiç kimse pek konuşmuyor. Biz tabii ki Avrupa Birliği'ne gümrük birliğiyle özellikle girmiş konumdayız. Gümrük birliğiyle girdiğimiz için eğer bize mali, iktisadi ve ticari konularda bir efendim yaptırım gelmesi halinde bizim gümrük birliği anlaşmasını ortaya koyarak
efendim bugüne kadar gördüğümüz zararları Avrupa Birliği'ne aktarmamız lazım. Bakın 96'nın efendim yılbaşı günü girdi. 96'nın 1 Ocak 1996 bizim gümrük birliğine girişimizdir. O gümrük birliğine girişimiz nedeniyle bizim zaten cılız savunmamız ve sanayimiz aynı zamanda büyük bir darbe yemiş oldu gümrük birliği nedeniyle. Ama biz buna katlandık, bugüne kadar geldik. Şimdi Avrupa Birliği efendim bizi mali, ticari, diğer konularda bize yaptırım yapacakmış. Şimdi bunları bizi bu konuşacağız. Kadar soktunuz Avrupa evet, Birliği. Sayın Karakuş, şimdi bunların hepsini konuşacağız. Evet. Tabii müzakere sürecine peki, gidersek peki, neler olacak? Peki. Avrupa Birliği'nin bize yaptırımı olursa ama ya da bakın, biz... Ama bakın söylüyorum. Evet. En önemlisi bu. En önemli konumuz, kozumuz bakın bütün burada. Bunu açacağım birazdan. Bu not aldım. Sizin en söylemlerinizden kesinlikle tamam, açacağım. Gümrük Birliği'ni birazdan tamam, konuklarıma da soracağım bu başlığı. Sayın İmer'le devam etmek istiyorum. Sayın İmer, siz bundan sonraki süreçte nasıl bir tablo görüyorsunuz? Nereye gidiyor? Efendim, Yunanistan burada hareket noktasını hiçbir şekilde değiştirmiyor. Yani Doğu Akdeniz'deki görüşünü de muhafaza ediyor. Ege'de bugüne kadarki savunduğu görüşünü de muhafaza ediyor. Hatta Yunan Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ı ziyaret ederek Kıbrıs'ın da bir Yunan adası olması yönünde öyle söylemese de bir takım girişimlerde bulunuyor. Ama bunu barışçı bir hava içerisinde yapıyor havasında. Mütecaviz olan Türkiye gösterilmeye çalışılıyor. Tabii arkasına almış olduğu Avrupa Birliği ve diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri de eğer öyle isterseniz destek veriyorlar. Yani burada evet, yapılan müzakereler eğer öyle isterseniz Yunanistan'ın noktayı nazarını, görüşünü teyit etmek için yapılmış olan çalışmalar. Türkiye burada savunmaya geçmiş durumda. Yani kendini korumaya çalışıyor. Ben efendim mütecaviz değilim. Ben çok barışçı bir ülkeyim. Aman beni yanlış anlamayın gibi bir takım şeyler söylemeye çalışıyor. Yani savunmada. Buna karşılık karşı taraf Borrell'in ağzından da efendim Türkiye bir imparatorluk sevdasında tıpkı Rusya, Çin gibi böyle iddialar ileri sürülüyor. Yani ben açıkça şunu söylemek istiyorum. Burada bir tiyatro oynanmaktadır. Bu tiyatroda Türkiye'ye en az zarar verecek şekilde bunun bitmesi gerekir. Evet. Burada bizim dayandığımız silahlı gücümüzdür. Yani başka türlü kendimizi savunmamız mümkün değil. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonunda İngilizlerin Yunanlıları kullandıkları gibi bugün de Amerika Birleşik Devletleri Yunanları aynı şekilde kullanmaktadır. Türkiye'yi istediği istikamete getirebilmek için. Özellikle evet, Rusya'nın çevre etmesi. Şimdi Sayın İmer, şu noktanın altını çizdiniz. Türkiye silahlı bir anlamda kendini savunmakla zorunludur. Başka türlü savunamaz dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Ne demek istediniz? Yani biz mesela... Evet, bununla söylemek istediğim şey şudur. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonunda tarih tekerrür ediyor yani bir şekilde. Ama değişik şekilde tekerrür ediyor. İngilizler nasıl Yunanlıları üzerimize salmışlarsa ve biz de İstiklal Savaşı ile onları Türkiye'den def etmişsek, şimdi de aynı şeyi hakkımız olan denizlerdeki haklarımız, Kıbrıs'taki haklarımız, soydaşlarımızın haklarını da bir şekilde gasp etmeye çalışmaktalar. Ve burada da bunun arkasında yine bu defa İngiltere yerine Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Avrupa Birliği de onun söylediği yönde hareket etmektedir. Ve bu mesele Yunanistan'ın kullanılmasıdır. Yani Yunanistan Türkiye'ye karşı bir sopa olarak kullanılmaktadır. Esas mesele budur. Siz burada Amerika ile eğer onların istediği yönde ki onların istediği şey Rusya'nın kuşatılması harekatında özellikle tıpkı ta Baltık Denizi'nden efendim Dede Ağaç'a kadar uzanan hat üzerinde Türkiye'yi de buna dahil etmek, Rusya-Türkiye ilişkilerini zayıflatmak gibi bir takım teşebbüsler var. Burada bir kuşak bir yol projesinde de Türkiye'nin yer alması istenmemektedir. Evet. Yani burada bir bilek güreşi var. Büyük çapta bir bilek güreşi var. Bunu konuşalım. Biz öne sürülüyoruz.